Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 30 Mayıs 2018 Çarşamba günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 24 Haziran seçimleri öncesi son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılıyor. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceği için Binali Yıldırım son kez başbakan sıfatıyla toplantıya katılıyor. Saat 16.15'te başlayan toplantıda en önemli gündem maddesi seçim güvenliği. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun alınan önlemlere yönelik sunum yapması bekleniyor. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'daki Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde Suriye'deki son durum ve F-35 savaş uçaklarının satın alınmasına ilişkin bilgilendirme yapacak. Kurul gündeminde terörle mücadele de yer alıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelebileceğini söyledi. Amerikan yönetiminin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına dair tutumunu eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Canım sıkıldı, uygulamam" diyecekleri bir anlaşma değil uyarısı yaptı. Uçakların verilmemesi durumunda ihtiyacın başka yerden karşılanacağını ifade eden Çavuşoğlu, İncirlik Üssü'nün kapatılmasının ise ilişkilerin kopma noktasına gelmesiyle konuşulabileceğini kaydetti. Amerikan Dışişleri Bakanı ile 4 Haziran'daki görüşmeyi işaret eden Çavuşoğlu, "Görüşmede F-35'lerle ilgili yol haritamızı belirleyebiliriz. Bu görüşmeden sonra Büyükelçimiz yeniden dönebilir" dedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Membiç görüşmelerinde de gözler iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının 4 Haziran'da yapacağı toplantıda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını söylerken Amerikan yönetimi görüşmelerin halen sürdüğünü duyurdu. Çavuşoğlu, Washington'da yapılacak görüşmelerin ardından YPG'nin Membiç'ten çekilmesine ilişkin yol haritasını Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "Bu yol haritasında somut adımlar var. YPG buradan çıkarılacak, YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak, bunu da birlikte kararlaştıracağız" dedi. Çavuşoğlu, YPG'nin Membiç'ten çekilmesine Türkiye'nin nezaret edeceğini ve bu süreci yerinde denetleyeceğini de belirtti. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan farklı bir açıklama geldi. Günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Ortak kaygılarımızın olduğu konularda Türkiye ile görüşmeler devam ediyor" dedi. Henüz Türk hükümeti ile varılmış bir anlaşma yok ifadesini kullanan Nauert, tarafların yol haritası üzerindeki değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydetti. Türkiye bugün Kuzey Irak şehidine veda etti. Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Abdullah Kolcu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişiminde bulunması üzerine çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Abdullah Kolcu son yolculuğuna uğurlandı. Avuçunu açmış duruyor peygamber. 26 yaşındaki şehit uzman çavuş için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Sağa, sola, dön! Şehit uzman çavuşun cenazesi silah arkadaşları ve özel harekat polislerinin omuzlarında uğurlandı. Cenaze önce askeri helikopterle Van'a, Van'dan da memleketi Ankara'nın Haymana ilçesine getirildi. Şehit asker için Sarıgöl Mahallesi'ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından Şehit Özcan Özsoy İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Haymana doğumlu olan CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök de vardı. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Şehit uzman çavuş öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Müzik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, türbede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Öğle saatlerinde Fatih Camii'ne giden Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz şehitler için dua etti. Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesinin bu yeni restorasyonunun tüm müminlere, Müslümanlara idamesi noktasında hayırlı olmasını diliyoruz. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden tarihçi Profesör Doktor Semavi Eyice ile Profesör Doktor Osman Çataklı'nın cenaze törenlerine katıldı. Allahu Ekber. Cenaze namazına CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarını Gaziantep'te sürdürdü. Seçmene uyarılarda bulunan CHP lideri, freni patlamış kamyona binmişiz, nereye gittiğimiz belli değil dedi. Türkiye'nin 24 Haziran'a hem siyasi hem ekonomik bir krizle gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, artık tamam demek zorundayız çağrısı yaptı. Boşuna demiyorum, düşünerek sandığa gideceksiniz. Borç alan emir alır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik bir kriz yaşadığını öne sürdü. Şimdi borç aldılar, emir alıyorlar. Faizi yükselt, yoksa dolar yok. Dünyanın en yüksek borçlanan ülkesi şu anda Türkiye. Bu düzenden kim memnun? Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri uyarıda bulundu. Freni patlamış bir kamyonda hep beraber gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil. 24 Haziran'dan sonra anahtarı verirseniz kamyonun nereye çarpacağını hep beraber bütün dünya görecek. Yetkiyi vermeyin. Eğitim sistemini tam gün yapacağız diyen Kılıçdaroğlu seçim vaatlerini anlattı. Şu anda 1 milyon 644 bin emekli 1500 liranın altında aylık alıyor. Aile sigortasını getireceğiz. Her evin aylığı olacak. Her evin. Ayda 1000 lira. Çiftçinin borcunu silmek, faiz borcunu silmek benim boynum borcudur. Para var mı yok mu diye hiç telaşlanmayın. Artık bu iş tamam demek zorundayız. Bu iş tamam mı? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Kırşehir ve Kırıkkale'deydi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurma sürecinde Fethullah Gülen'le görüştüğüne dair iddialarının kaynağını açıkladı. Muharrem İnce'ye 100 bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzip ettin mi sen? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pensilvanya iddialarına ilişkin hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi, Yenilikçi Hareket, Nasuhi Güngör. Kitabın 89. sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma. Kırşehir'de konuşan İnce, Erdoğan'ın Fethullah Gülen'le AK Parti'yi kurmadan önce görüştüğü iddiasının kaynağını açıkladı. Yani 2000 yılının Mayıs ayında Erdoğan Fethullah Gülen'le görüştüğünü, yakın dostu bu kitabı yazmış. Buna ne diyeceksin? Sırayla anlatacağım. Mermilerin hepsini bir kere de kullanmam. Biraz acı çeksin. İnce, eski konuşmalarını mitinglerde izleterek eleştiren Erdoğan'a aynı yöntemle yanıt verdi. 3 numaralı video. Ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Aldatılıyoruz.
Aldatıldık. Ben dahi aldatıldım. Erdoğan diyor ki vatandaşa, bana diyor büyük ustalık diploması verin. Bence onu emeklilik dönemine gönderelim. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim beyannamesini bugün kamuoyuna açıkladı. Ekonomiden sosyal devlet anlayışına kadar birçok alanda vaatlerde bulunan Akşener, hedefin parlamenter sisteme dönüş olduğunu yineledi. Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu takdirde TRT'yi satacağını da söyledi. Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracak, her bir insanımıza umut veren, her birimize iyi ki bu bizim ülkemiz dedirtecek yol haritamızı paylaşacağım. Seçim beyannamesine en son açıklayan lider İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oldu. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir. O değeri taşıyacak olan da demokratik parlamenter sistemdir. Parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini sorumlu devlete bırakmalıdır. Akşener'den mevcut ekonomik politikalara eleştiri geldi. Ekonominin direksiyonunda ise yorgun ve geveze bir şoför var. O direksiyonu o şoförün elinden alacak önlemler paketiyle geliyoruz. Makro ekonomik istikrar programımız ile kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacağız. Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik sözü veren Akşener'in salonda en fazla alkış alan vaadi ise TRT'yi satacağını söylemesi oldu. Kamunun ödediği vergilerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmaktan başka bir işlevi kalmamış olan TRT'yi satacağız. Sanıyorum bütün vaatlerimizin içinde en alkış alan TRT'nin satılması oldu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'daki seçim çalışmalarını Büyük Orhan'da sürdürdü. Çavuşoğlu Büyük Orhanlılarla iftar ve sahur programlarında buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyük Orhan'a giden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Aktaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu bir kıraathanede Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ta bilardo oynadı. Daha sonra Büyük Orhanlılarla iftar programında buluşan Çavuşoğlu mevcut parlamenter sistemi eleştirdi. Türkiye 10 yıllardır sürekli patinaj yapıyor, sürekli yerinde sayıyor, başbakanlar asılıyor, meclisler hülle yoluyla hükümetler kurulup hükümetler yıkılıyor, bir türlü istediği mesafeyi alamıyor. Çavuşoğlu yeni sistemin Türkiye'yi kanatlandıracağını söyledi. Türkiye asla geriye dönmeyecek. Bu millet Türkiye'yi asla geriye götürmeyecek. Daima hedef ilerisi olacak ve Türkiye ilerlemeye, kalkınmaya, büyümeye, kanatlanmaya, uçmaya devam edecek. Sahuru Yenice Mahallesi'nde yapan Çavuşoğlu, muhalefetin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarına sert çıktı. Sen yargının üzerinde bu şekilde bir baskı kurarak burada niye amaçlıyorsun? Buradan kime gülücükler gönderiyorsun? Kime zarf atıyorsun? Kimlerle işbirliği içindesin? Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında örgütün mahrem imamlarından biri olduğu tespit edilen zanlıyla birlikte toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bursa, Antalya, Gaziantep, Adıyaman ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Biri yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan çoğunun FETÖ kontrolündeki okullarda öğretmenlik yaptığı, birinin ise örgütün mahrem imamları arasında yer aldığı belirtildi. Baylo kullandıkları ve Bankasya'yı kurtarmak için talimatla hareket ettikleri öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara'da da bu sabah yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı. 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Himmet adı altında topladığı parayı Bankasya'da açtıkları hesapta örgüt adına tuttukları belirlenen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Başkent genelinde organize suç örgütlerine yönelik 64 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aralarında polis ve askerlerin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı. Ankara'da Sezginler grubu olarak oluşan örgüt üyelerine sabaha karşı 300 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. Belirlenen ev, iş yeri ve lokal olarak kullanılan mekanları arayan polis ekipleri, lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasında pompalı tüfeklerin saklandığını tespit etti. Ekipler mekanda bir geçit de buldu. Kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin apartman boşluğundan sokağa çıktığı anlaşıldı. Aralarında polis ve askerlerin de olduğu iddia edilen örgütle ilgili 36 kişi gözaltına alındı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2017 yılına ait Uluslararası Dini Özgürlükler raporu açıklandı. 200 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye'ye yönelik eleştiriler ve terör örgütü FETÖ'ye yönelik ilginç değerlendirmeler dikkat çekti. Türkiye'ye 22 sayfa ayrılan raporda olağanüstü hal uygulaması hatırlatılıyor ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden operasyonlara dikkat çekiliyor. Raporda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen sürgündeki din adamı olarak tanımlanıyor. Türkiye'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda kişinin görevlerine son verildiğinin ya da tutuklandığının belirtildiği raporda rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğuna ve yargı sürecine de geniş yer verilmesi dikkat çekiyor. İnsan olarak... 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana İsrail toprakları en yoğun saldırılara sahne oldu. Gazze'den İsrail'in güneyine 25'ten fazla havan mermisi ve roket atıldı. İsrail savaş uçakları da Gazze'de 60 hedefi vurdu. Saldırıların ardından Hamas yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına uyacağını açıkladı. İşgal altındaki Gazze şeridi 2014 yılındaki savaştan bu yana en hareketli günlerinden birini yaşadı. Filistinli militanlar Gazze şeridinden İsrail'in güneyine 25'ten fazla havan mermisi ve roket attı. Bazı roketler yerleşim birimlerine isabet etti, yaralanan İsrailliler oldu. İsrail savaş uçakları saldırılara misilleme olarak Gazze'deki 60 hedefi vurdu. Hava harekatında Hamas ve İslami Cihat'a ait mevziler hedef alındı. Hava saldırıları sürerken Hamas'tan sürpriz bir açıklama geldi. Örgüt, 4 yıldır yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail'le aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu. Hamas siyasi bürosu tarafından yapılan açıklamada aracılar ve anlaşmanın içeriğine ilişkin detay bilgi verilmedi. İsrail ise ateşkes sağlandığı iddialarını reddetti. Hamas ve Cihad-ı İslami Mirtuat Azam. Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için bir grup Filistinli aktivist Gazze limanından iki tekneyle ayrıldı. İsrail ordusu Filistinli aktivistleri taşıyan tekneleri Ashdod limanına çekti. Teknenin kaptanı, dışındakiler serbest bırakıldı. Dünyaya hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler
aktivistler bulunuyordu. İsrail'in el koyduğu ve Ashdod limanına çektiği özgürlük gemisinde bulunanlardan kaptan hariç herkes serbest bırakıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'den hareket eden geminin 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştığı, bu nedenle müdahale edildiği belirtildi. Teknelerin amacı 6 mil açığa giderek İsrail ambargosunu kırmak ve en sonunda Kıbrıs'ın Limassol limanına ulaşmaktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çeken gazeteci Arkadi Babchenko'ya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı saldırı düzenlendi. Öldüğü açıklanan gazeteci saatler sonra Ukrayna Güvenlik Servisi'nde düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Rus vatandaşı olan Babchenko'nun evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu sırtından yaralandığını ve ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak Çeçenistan Savaşı gazisi de olan gazeteci saatler sonra sapasağlam kameraların karşısındaydı. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nde basın toplantısı düzenleyen Babchenko, bir suikast planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti. 41 yaşındaki gazeteci 2017 yılında Rusya'yı terk etmiş ve Kiev'e yerleşmişti. Şu an farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babchenko son olarak Kiev'de Kırım Tatar Televizyonu ATR'de kendi programını sunuyor. Başkent Ankara yine yağmura teslim oldu. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, arabalar yolda kaldı. Bala ilçesinde ise sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Artvin'de de sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Başkent yine sağanak yağışa teslim oldu. Sel suları bu sefer can aldı. Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Caddeler göle döndü, yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Bala ilçesine bağlı Yöreli köyünde bir çift sel sularına kapıldı. Satılmış Çalışkan kurtulurken eşi Naciye Çalışkan sele kapılarak gözden kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yaralı olarak bulunan 62 yaşındaki kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Polatlı ilçesi Özyurt mahallesinde de çadırlarda mahsur kalan 35 mevsimlik işçi kurtarıldı. Ankara Valiliği 51 iş yeri ve konutla 9 araç, 3 yol ve alt geçitin zarar gördüğünü açıkladı. Her sene yağmurda halımız bu. Şu kalan koyunlarım nasıllar? Artvin'de de sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı. Aşağı Madenköyü Usluca mahallesinde dere taştı, dere yatağına yakın evlerde su baskını meydana geldi. Yağmur başladı hafiften, ondan sonra doluya çevirdi. Dolunun arkasından da sağanağa çevirdi, her şey yarım saatin içinde başladı ve bitti. 5 araçsa toprak altına gömüldü. İstanbul'da aracını yanlış yere park eden sürücü kendisini uyaran polise tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracını yanlış yere park etti, kendisini uyaran polise tokat attı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'da kaydedildi. Ben çağırdım buraya ki, ben! Polis memuru tıkanan yolu açmak için yolda yanlış park edilen araç sürücülerini uyarmaya başladı. Bir sürücü kendisini uyaran polise küfür ederek tartışmaya başladı. Öfkeli sürücü önce park halinde bulunan bir otomobilin aynasını kırdı, sonra polis memuruna saldırdı. Sürücünün babası da olay yerine gelerek polis memuruna hakaretler savurdu. Gözaltına alınan zanlı ile babası hakkında polise mukavemetten yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Ben çağırdım buraya ki, ben!
Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Saat 21'de seçime doğru programıyla yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.